En ucuz teknolojinin adresi ince hesabın katkılarıyla Shit Show başlıyor. Naber? Oh, tamam. Sapık gibi oldu, sapık gibi olmasın. Bugün kandil sizin için değil sevgili YouTube. Haftaya pazar günü başka bir kandile denk gelmediyse haftaya değil. Hepiniz hoş geldiniz bir kere. Burası Shit Show. YouTube girişlerini beceremiyorum. Çünkü ben YouTuber değilim. Bazılarınız beni YouTuber zannediyor. Bilmem ne çek abi. Ben Berkcan Güven değilim. Arama bir daha beni mümkünse. Bilmem ne çekmiyorum. Ben haftanın 5 günü kick.com/erenaktan da canlı yayın yapıyorum. Bunların YouTube'a atılabilir gibi olanlarını editörümüz editliyor kafasına göre. Bazılarını editlemiyor. Thumbnail yapıyor. Bazen de Çaykur Rizegazeter maçı izliyor. Onunla yapıyor. YouTube'a atıyor. Ben kick kısmına bakıyorum kendimin, tamam mı? Ben artık şube açtım gibi oldu. YouTube'a ben bakmıyorum. Hayır, bütün yorumlarınızı okuyorum. Orası öyle. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Küfür ederseniz de siliyorum gibi bir şey var. Sizi öpüyorum. Bugün sizlere özel bir isteğim var yorumlarda. Bir isteğim var. Sizce bir sorun var yani. Hepinize soruyorum. Bütün Shit Show izleyicileri. Shit Show tek mi izlenmesi gerekir, daha keyif alır? Ben mesela bazı filmleri, bazı içerikleri tek başıma izlemeyi seviyorum. Shit Show tek mi izlenir, yoksa sevgiliyle, hatta babaanneyle, hatta anneyle mi izlenir? Lütfen yorumlara siz nasıl izliyorsunuz onu da yazın. Bir de siz nasıl izlerken daha çok keyif alıyorsunuz onu yazın. Hadi bakalım, çift olarak izleyenler götü yiyecek mi aslında tek olarak daha iyi izleniyor diye. Onu görelim. Bu var. Bu kadar be. Ha bir de arkadaşlar, bir de şimdi müthiş yorumumuz gibi. Buna evinde üstüne mi yapalım? Doluk yap yorumuyla başlıyoruz. İnce hesabımız geldi. Buraya tıklıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Geçen birkaç gün önce YouTube'a müthiş bir toplama kasa hashtag reklam bir setup videosu geldi. Oraya da bir bakın. Çok ucuz ve güzel bir sistem. Onu da şey yapın. Bir de linke tıklayın, sonra bana bak linke tıklanmıyor. Shit Show'a sponsor olduk. Riske girdik. Dullar kapımıza dayandı diyorlar. Ona tıklayın. Kanala abone olun. Abone azalıyor kanalda enteresan bir şekilde. Kanala abone olun arkadaşlar. Yani o abone sayısı tam olarak bir şey yarıyor mu ondan emin değilim ama. Onu olun. Bir de likelayın. Bir de cigolo olun. Bir de evin üstünüze. Hadi geçelim be yeter. Ve kandil özel devam ediyor. Hemen dengeliyoruz. Irz düşmanı geliyor. Bakalım neymiş. O ne lan? Nasıl bir meyve bu? Ya bu adam... Fışkırttı, gördün mü? Oğlum biliyor da aslında, aşçı gibi bir şey yani, sistemi de var ha. Müstehcenlik de beni ilgilenmez, benim yaptığım bir müstehcenlik değil. Yalamadı ama lan, yenir gibi. Yalamadı. Yaparken sadece müstehcen hareketler yaptı. Yalamadı, yerim. Yaladı mı? Yalamadı. Fışkırttı sadece, yalamadı. Yerim. Yalamadıysa yerim. Şeftalili tiramisu. O ne lan? Öyle bir şey mi var? Mangoyu yaladı. Yaladıysa kötü. Evet, kandilize devam. Geldi. Bom. Ya nasıl oynatıyorlar o kadar? Çok enteresan. Bu arada sevgili YouTube, videoları ben aldım fark ettiyseniz. Ben çok iyi bulmadım. O kadar iyi değil. Çok iyi değil. Tavan bile tutamıyordu seni, halbuki uçuyordun göklerde. Evet. Erkeklere bir sorum var. Tamam. Hani... Biz kızların bazen söylediği şeyler var ya. Heh. Ben çirkin olsam da beni sever miydin? Veya rüyanda beni aldatıyordun, o yüzden sana çok kızgınım. Aynen. Bu tarz şeyler akıl hastalığı ve ahrazlık, ama peki. Erkek versiyonun ne? Yok erkek versiyonu böyle bir şey. La Fuat, bir şey soracağım sana. Sor. 1 milyon verseler vurdurur muydun? TL mi dolar mı? Dolar. Olur. Bu var ama bu aynı şey değil yani. Bizim bunun üzerine podcast'imiz var 5 sezon. O ne lan? Lağım sulu hamur mu? O ne lan? Oğlum bu heriflerin mutfağı niye böyle ya? Akılları çıkıyor temiz bir şey yiyecekler diye.
Bu ne ya? Karışık zührevi hastalık koyuyorum abi. Helva mı o? Biraz kanser atıyorum baba. Biraz kurt, bak kurt atıyorum baba. Ya tövbeler olsun lan. Oğlum bunlar niye böyle ya? Tamam. Bugün çok almadım. Çok almadım. Korkmayın. Çok dul yok. Korkmayın. Niyeyse bazılarınız dul karşıtı olmaya başladı. Ne diyor? Ciddi olanlar varsa kendini belli etsin. Senin için her şeye katlanırım. Her şeye. Senin için. Bünyamin. Senin için her şeye katlanır. Evet ablacığım. Hoştu ablacığım. Hoştu koyayım. Ya Pelin Hanım Allah aşkına bu ne ya? Yalama be kardeşim. Ya bazen insan onuruyla OnlyFans saçmalı gibi geliyor bana. Ya niye mikrofon yalıyorsunuz Pelin Hanımcığım? Neden yapıyorsunuz? Bunun gerçekten... Ay üstüm başım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bu niye var sorgulama. Allah kahretsin ya. Lan bunu kullanmışım. Allah kahretsin. Yeter. Kapat kapat. Erkekler. Kadınlar Volvo gibidir. Erkekler de Mercedes. Mercedes ama S500. S500'e kim biner? Diyanet. Ay pardon. Ya yani öyle gibi gidiyor yani. Dur bakalım. Volvo gösterişi sevmeyen, götünden korkan iş adamı arabasıdır. Volvo güvenlidir. Genelde Volvo'yu tercih edenler güvenliği ön planda olduğu için tercih eder. Çünkü bu zenginler de göt 3,5 atıyor. Ne dedin sen şimdi? Ya ben bunu anlamıyorum. Bu ablaları almadılar ha. Bence almasınlar da tabii zaten ama. Bir senedir tarla çamurluysa girmeyin. Arka kapıyı deneyin, zorlayın. Ben bunu alabilir miyim acaba? Bilmem, alamam, bir deneyeyim diyen ablalar TikTok üzerinde binlerce etkileşim alıp rezidanslara taşındılar Ataşehir'de. Onlara hiçbir şey olmadı. Neymiş? Sırf bunu yapabiliyorum diye. Bu önemli, iyi bir şey olarak görürüm. Bazı şeyler vardır. Gördüğünüzde bunu ben de yaparım lan dersiniz ama yapamazsınız. Bu böyle bir şey. Bu takdir edilmemeli. Çok yapabilecekmişiz gibi gözüküyor ama. Eziyet. Pes edebilirim. Hayır diyebilirim bazı şeylere. Aa ne oluyor lan, felsefeye geldik. Gelecek durak felsefe. Ne oldu lan, dur bakayım. Eziyet. Pes edebilirim. Hayır diyebilirim bazı şeylere. Her şeyi aynı anda yapmak zorunda değilim. Çünkü ben bu kitapların hepsini aynı anda okumaya çalışsaydım anlayacağım tek şey kelimeler olacak. Aa. Okudum diyecektim bunca kitabı. Sanat oldu. Okuduğuma kalacaktım. Aa. Yardım istemektim. Aa. Yardım edebilmek kadar önemli. Mesame. Ne oldu lan şimdi? Müthiş bir performans, müthiş bir sanat performansı gerçekleşti. Evet. Bu arada annemin bütün altınları bizim mutfaktaki dolabın içinde duruyor, biliyor musun? Ne? Evet. Bütün hepsi, düğünde ne takıldıysa hepsi orada. Öyle işte. Daha önce de hamileydim ben. Kürtaj yaptırdım. Şey, babamın kimlik numarasını daha önce seninle paylaşmış mıydım? Hemen gel. Bazı insanlar, dün Twitter'da gördüm gerçekten. Bazı insanlar sustuğunda davulun bas kapanmış gibi his veriyor yani hakikaten. Yani o sesi biliyorsun. O sesin içindeyken çok fark etmezsin de böyle kapatırsın. Aa ne kadar ses yapıyormuş dersin. Öyle gerçekten. Ya bir şeyi anlatacağım, buradan başlıyorsun. Böyle alıyorsun, buradan geliyorsun. Timeline'ı anlatıyorsun. Oradan gidiyor, boğa oluyor, ayıya dönüyor falan. Ya anlat be babacığım, ne oldu? Sonuç yeter. Bu kadar vaktim olacağını kim söyledi sana ya? Yaşlandım. Vaktim de var. Ama buna yok ulan. Susup geçen arabalara bakmak istiyorum. Sus ya.
Anlat, düzgün anlat. Konu bitsin istiyorum çünkü bu kadar uzun bir konu değil. Ne oluyor biliyor musun? Anlatırken aklına başka bir şey geliyor. O bilgiyi de vermek istiyor. Çünkü bu hikayeyi anlatırken onun sahip olduğu bilgilere de sahip ol istiyor. Ama inan annenin doğum sancıları sırasında baban o sırada Fenerbahçe maçını izlerken kumanda kırdı detayına ihtiyacım yok. Hangi hastanede doğdun dedim sadece a**ayım. Yani bu kadara gerek yok. Olur mu? Olur. Şimdi ehliyeti de kimlikle tahla attırdık. Abi ne yapıyorsun? Tarot bakıyorum ya. İlk hangi banka beni diye. Ne demek kredi veremiyoruz? Borcunuzu ya? Ödeyin sonra verelim. Oğlum benim param olsa ben zaten kredi çekmem. Namık. Senin şu kartları al gel de pişti oynayak la. Al. Eksi 20 bin. Öde ödeyebilirsin. Eksi 25 bin götüne girsin. Al. Eksi 50 bin. Çocuğun adına da faiz koyarsın. Eksi 100 bin. Ama dosyası avukatta. 200 bin. Haftaya da hapis. Abi telefonu çalıyor. Bankadır ya. Sabah 9'da aramaya başlıyorlar. Ben artık alarm kurmuyorum. Ya param yok. 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 Param yok. Yok lan param yok. Yok lan param yok. Ne gerekiyordu kredi için? Bir arkadan bir önden çekilmiş fotoğraf lazım. Arkadan mı? Arkadan niye? Sizde o kredi ödeyebilecek göt var mı diye bakıyoruz. Güzel şaka. Ya ben bir düşüneyim ben ararım sizi. Milletin durumu bu abi yani yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım oğlum? Utkucuğum nasıl başlayacaktık? İlk önce yağ mı kızdırdın? Evet canım. Ve Allah'ın belası. Ve şerefsiz. Ve omurgasız. Ve Aa çalmışlar lan şakamı. 1 Temmuz'da atmışlar. Aa koskoca Aydilge benim şakamı çalmış lan reel satacağım diye. Aa ve çok kötü yapmışlar lan. Neden çalmışlar diyorum söyleyeyim. Benim o kaç milyon izlendi o reels. Lan ayıp lan. Puh. Zaten şarkılarında bok gibi. Biraz da dans be. Bom. Şak şak. Aa bu çok fena koyuyor. Oha. Çok iyi. Başka videolarını da izleyelim. İzleyemiyoruz oğlum Instagram'ı. Şu an açılan videoları izleyebiliyoruz sadece. Bak. Refresh atıp atıp gelmiyor yani. Halledeceğiz o zaman. Kız arkadaşımın dişinin arası çok yüksek. Ah! Bu ne kadar dudaktır ya. Nasıl, bu nasıl? Abi dudağa da benzemiyor artık. Haribo'ya benziyor bu artık. Evet, ablanın silikonlarından bahsediyorduk. Devam edin. Kumar bağımlılarında sıkça görülen diğer bağımlılıklar. 1. Porno. 1. Estetik. Ve mastürbasyon bağımlılığı. 2. Evet. Yalan söyleme bağımlılığı. 3. Sigara, alkol ve keyif verici diğer maddelere olan bağımlılık. 4. Estetik. Aşırı düşünme ve hayaller kurma bağımlılığı. 5. Estetik. Aşırı tembellik ve uykuya olan bağımlılık. Bir yerden mantık yapıyor da bu birleştirilecek şeyler. Ya şimdi şöyle diyor, bilmeyenler için söyleyeyim. Kumar bağımlılığı beyindeki bazı reseptörleri bozup zevk alma, ödül kazanma, eğlenme atıyorum. Çok basite indirgedim. Duygularını, elektronlarını, zartlularını atıyorum işte bozuyor. Bunun bilimsel açıklaması var YouTube'da, internette bulursunuz. Bunu bozduğu için kumar bağımlılığı bir yerden sonra hiçbir şeyden zevk alamamaya başlıyor. Maksimum işte mastürbasyon olur. O anda kafasını dağıtabiliyor. İşte uyuşturucu, alkol falan oralara kaçıyor. Çok ekstrem şeylere kaçıyor. Küçük şeylerden zevk almıyor. Mesela cüce gibi bu tarz şeylerden zevk almıyorlar. Bunu demeye çalışıyor ablam ama her porno bağımlısı mesela kumarbaz değil. Her işte şey bağımlısı, alkolik, uyuşturucu bağımlısı, kumarbaz değil. Bunlar başka şeyler. Ya bunu gördünüz mü arkadaşlar? Millet ölüme meylediyor. İyice sapıttılar. Ya duramasa o araba, kaysa, bir şey olsa, manyak mısınız siz ya? Bunlar yavaş geliyor. Bir tanesine çarptı bu arada. Bir tanesine çarptı direkt. Bak bak bak. Manyaklar ya. Videoyu geri alıyorlar. Öyle mi diyorsun? Ne fark eder abi? Bunu ciddiye alıp yapan da olur ki. Evet, şey gibi cemaat evleri olur ya, en üstte böyle halı flex olur. Bu imamlar kalecilik falan yapıyordu. Cemaat evlerini mi? Cemaat evlerini izlediğim belgesellerde gördüm. Zaten üzerine yapıştı bir FETÖ'den. Neyi? Sen de üstüne gidiyorsun. Nereden biliyorsun böyle bir şeyi? Neyi? Kardeşim cemaat nasıl evlerini. Ya? Cemaatle ilgili bilgi öğrenmek için cemaatçi mi olmak lazım? Galatasaraylı olmak lazım. Ben söylemedim. Ben söylemedim. Terbiyesiz.
Adam bana Galatasaraylı olduğum için FETÖ'cü dedi. Hayır, ay, ben FETÖ'cüyüm, o yüzden Galatasaraylı oldum. Ay! Geldi abi. Bum. Linçledi Galatasaraylılarına, evet. Namiç. Manit gittikten sonra çöpü boşaltıyorum. Özgür Turhan çok iyi ya, seviyorum adamı. Eyvah. Beni burada arama. Müstehcen olduğu için bir şey söyleyemiyorum. Müstehcen olduğu için hiçbir şey söyleyemiyorum. Geçiyorum. Yavrum, biz milyonda bir ihtimallerin peşinde koşmayız. Milyonda bir oluruz, ihtimaller bizim peşimizde koşar. Kaç yaşlarındasın? Allah Allah. Neyse, milletin annesiyle ilgili yorum yapmayayım. Daha önce yaptığım başıma böyle şeyler. Aracınız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Rapçiyim abi. Hadi ya. 118-80 var ya, her numara var. Her numara var mı peki? Çözük her şeyi şipşak, aramayın, boşa zaman işliyor, tik tak tik tak, paralarım üst üste. Şu altyapı var ya, ding 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 dede ding ding ding. Bütün rap şarkılarında bu var ve bu altyapı o kadar eski ki benim yaşımda olanlar hatırlayacaktır. Eskiden Virtual DJ diye bir program vardı, Virtual DJ. Böyle iki plak olurdu, şarkı atardım. Ben hani ne böyle şeyler, sample'lar alırdın, onlarla DJ'lik müzik üretirdin. Abi onda bile vardı bu ya. O kadar eski yani. Hepsi aynı şarkıların ya. Geldim işte vurdum, geldim işte oradan kızlar ya, taşa verdim ağzına, taşa soktum boğazına, sak. Özür dilerim, böyle şeyler söylüyorlar. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Elden Ring boss'u gibi. Tövbeler olsun ya. Allah Allah. Hamele kamuni. TikTok çekenci. Hollywood'daki stajımda bir günüm nasıl geçiyor? Ha. Ben Dragon Ball ve One Piece yapan anime şirketi için çalışıyorum. Oha! Böyle bir Türk mü var? Sabah 10'da evden çıkıp Hollywood'a araba kullanıyorum. Şirket Burbank'te Warner Bros. Gibi diğer büyük stüdyoların yanında bulunuyor. İlk yaptığım iş yeni yapacakları filmin senaryosunu okuyup onlarla düşüncelerimi paylaşmak. Şirketi daha iyi anlamam için diğer çalışanlar bana bolca manga okumam ve anime izlemem gerektiğini söylüyorlar. Öğlen olunca hep beraber Çin yemeğine gittik. Yeni yapacak... Çin değil, o Kore yemeğiydi gibi. Yapacakları film için aynı zamanda bir Roblox oyunu çıkaracaklarmış. O yüzden öğleden sonra bana Roblox'u gösterdiler. Red! Okay. Right there, right there. Geçen hafta Roblox ödülleri de atıldı. O yüzden bana en çok ödül alan oyunları oynamamı söylediler. Şu an oynadığım Dress to Impress oyunu. Dress to Impress oyunu en iyi oyunu. Maalesef yengenizden biliyorum. Aşkım diyor, beni birinci yapmadı diyor. Kim onlar diyorum, 10 yaşında çocuklar. Ne biçim koşuyorsun kadın diyorum ya, kaç yaşına geldi artık. Bunu yaptılar diyor. Ya çocuk bunlar, çocuk. Oyun ödülünü kazanmış. Yeni filmleri hakkında beyin fırtınası yaptığımız birkaç toplantıdan sonra şirketten çıktım. Daha fazlası için beni takip... Eve kahve içmeye misafir gelecekmiş. Bizde de kahve makinesi olmadığı için bulduğum yöntem sayesinde çorabı bardağa geçirip ardından bir kaşık kahve yaratıp üzerine sıcak su ekledikten sonra doğal bir filtreleme sağlıyorum. Çorabı çıkartıyorum şimdi. Evet, kahvem çok güzel olmuş. Çorabı şöyle kenara bırak. Ya pis. Pislik. Evet bacım. Ortalığı karıştırıyorum. Herkes birbirine düşüyor. Herkes birbirine düşüyor. Çekiliyorum aradan. Çekiliyorum, böyle izliyorum. Tadını çıkartıyorum. Geliyorum Selena. Kız olup ahını alacağına, dul olsun sevabını al. Allah Allah, bu ülke niye böyle bir şey oldu ya? Dul ülkesi olduk ya. Sallıyor bir de hakikaten ya.
Argım kurudu da suyum akmaya. Abi köylere internet çekmeyecektik. Allah kahretsin ya. Yemin ederim çekmeyecektik ya. Bir dakika. Şimdi kızlar, bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Kendisinden güzel, kendisinden başarılı, kendisinden daha kadınlarla birlikte olan erkekler. Bugün bir tane video gördüm TikTok'ta. Çok güzel bir kız. Bakın, su gibi. Çok güzel bir kız. Ya da bir tane öküz. Bu videoyu bulamadım bu arada. Bulsan da etiketlemeyeceğim, isim vermeyeceğim. Çünkü... Peki sen ne cüretle milletin sevgilisine, milletin tipine öküz diyorsun? Yani zan altına bırakmak istemiyorum. Kız su gibi, çok güzel. Ve yanındaki çocuk... Hı. Onu humble'lamaya çalışıyor. Yani böyle humble'lamak mı? Humble bumble mı? Humble bros mu yoksa? Nedir lan? Böyle aşağı böyle. Bu kim biliyor musunuz? Bu sevgilinizin arkadaşı bu. Bu ne yapıyor biliyor musun? Sizin yüzünüze gidiyor ve ne Erencim diyor, canım diyor falan, arkadan fiştekliyor böyle. Bu böyle. Ama asla sevgilisi yok bunun. Bunun sürekli flörtleri var. Ayrılıyor böyle. Yarak yarak heriflerle birlikte oluyor. Sonra erkek uzmanı oldu. Yani bu, ablaya söylemiyorum bu arada. Bu tarz konuşan kadınlar böyleymiş gibi geliyor. Böyle hep bir kız arkadaşınızın böyle bir arkadaşı olur ya. Böyle hiç sevgilisi olmamış ama çok takıntılı bir eski erkek arkadaşı olan. Böyle. Hayır canım, estağfurullah Emir'ciğim, öyle söylenir mi? Öyle değil. Ya zorba kız. Sizin kız arkadaşınızı da zorbalıyor, manipüle ediyor ama farkında. Ne oluyor lan abone ya? Bu konuyu devam ettiriyorum. Konuştukça abone geliyor. Ne oluyor lan? Gibi anladınız mı? Öyle öyle. Anlat bakalım abla. Bak. Çok da abartma. Bak. Normalde seven insan ve özgüvenli erkek ne yapar? Kanka diyen kız bu. Aşkım diyen kız bu. Ama asla iyi bir arkadaş değil falan. Biliyor musun? Seni böyle üzerinde yukarı çıkarır. Seni humble'lamaya çalışmaz ve böyle erkeklerden uzak durun. Böyle... Humble ne be? Böyle bir terim yok lan humble'lamak diye. Humble. Başka videona da bakacağım. Öyle mi konuşuyorsun yine? Kanka günaydın. Ya tespit ya. Tespit. Kanka günaydın. Kanka. Koydu. Nasıl biliyorum ya? Abi bu kadar mı belli olur ya? Bak bunu ben almamıştım da rastgele tıkladım şu bisküvi. Sen olmuşsun yegen. Vallahi böyle.